HADEF'in Genel Başkanı Sayın Sezer Turan abimiz burada. Teşekkür ediyoruz. İki cümle alabilir miyim? Ya hemen yan tarafta telsizimiz var. Telsizimiz. Buyur siz. Hemen burada var. Zaten burada. Ha onu mu alalım? Çok sevgili dostlarım, hepinize hayırlı olsun. Sizi her zaman izleme şansım olmadı ama şu anda gördüğüm kadarıyla bundan sonra müptela olacağım herhalde. Hepinize tekrar hayırlı olsun. Tüm izleyicilerimize, tüm Ordu TV izleyicilerine, ordularımıza ve diğer bölgemizdeki diğer vatandaşlarımıza iyi seyirler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler. Bir tane söz almak istiyorum burada. ORDEF olarak, tüm dernekler olarak ekranlarına sahip çıkacaklar mı diye sormak isterim. Tabii ki bugüne kadar olduğumuz gibi bundan sonra da zaten en sevdiğim insanlar burada. En sevdiğim insanların daima yanında olacağım. Seyfettin Bey, medar iftarımız, Ahmet Bey öyle, siz öylesiniz. Yusuf abi, yani abim, biraz önce yolda birisi bir şey dedi. Nereye gidiyorsun dedim. Abim yanına gidiyorum dedim. Abin senin Hollanda'da değil mi dedi. Yok dedim, abim şu anda Sefaköy'de, onun yanına gidiyorum. Yusuf abi benim öz abim gibi değer verdiğim bir insan. Kendisine, ekibine yine başarılar diliyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Ahmet Bey'e aynı zamanda size. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Bu televizyonu ve bu televizyondaki izleyicilerimize, Cemal Bey'e, Cemal abim gelene, yönetim kuruluna diyelim. Tabii. Daha doğrusu yeni kurulan televizyon Ordu TV yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Ve emeğe geçen kameranın başında yine aynı şekilde sevgili arkadaşım şu anda bana bakıyor. Kameranın arkasında. En büyük kahraman Ercan Bey'e ve ekibe, Özgür Bey'e. Aslında genelleme yani yapabilecek. Şöyle söyleyeyim, tek tek saymayalım ama tüm şu anda Ordu TV'nin emekçilerine baştan dibe kadar herkese kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum ve inşallah en kısa zamanda ordumuzu en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyorum. Hepimizin şimdiden hayırlı olsun diyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Sağ olun. Başkanım çok teşekkürler. Evet. Şimdi bunun üzerine bir şey bağlamak istiyorum. Evet. Olmasın bağla, diye. Ama şimdi devam ediyorum. Haydi bakalım o zaman bütün hızıyla devam etsin. Ne yapalım? Güzel bir türkü dinleyelim. Türkülerden sonra yağmur gibi SMS'ler geliyor. Of oraya. Ekran başındaki izleyicilerimiz. Göndersinler dolsun hemen. Biz açarız. Şimdi Seyfettin abinin güzel türküsünden sonra bu SMS'leri okuyacağız. Hangisi abi Seyfettin abi? Ney? Hangi türkü okuyacaksın? Hangi türkü okursa sırada ne var? Sırada ne var? Zahide. Ooo kurbanın olayım. Neşet Hoca'nın, Büyük Usta'dan. Nur içinde yaptığı Büyük Usta'da. Zunay Cemalettin Karışma da armağan olsun. Armağan olsun. Haydi bakalım. Mm-hmm.
sahibe kurbanım vafl olacak halim. Yine bir laf duydum, kırıldı Zahide oluyor geri. Gelenden geçenden af haber sorarım. Dediler bu hafta oluyor Zahide kurbanım of sallama beşik. Beni genç yaşımda sen ettin aşık. Benizli zülfü dolaşır. Kadir Mevlam senden of bir yar isterim. Al bu day benizli zülfü dolaşır. O yasiye asiye tütün koydum kesiye. O yasiye asiye tütün koydum kesiye. Anan seni veriyi da bir bağa bırasiye. Oy sevdiğim Bapırasiye, oy sevdiğim oy oy. Thank you.
sevdaşı, senin gibi güzeli adam cebinde taşır da senin gibi güzeli oy sevdum. Senin gibi güzeli oy sevdiğim oy. Oy Asiye, Asiye, tütün koydum kesiye. Oy Asiye, Asiye, tütün koydum kesiye. Anam seni veriyor da bir bağa fırasiye, oy sevdiğim oy. Anam seni veriyor da bir bağa fırasiye, oy sevdiğim oy. İşte bu. Kalbine sağlık. İşte bu. Allah sana uzun ömür versin ki. Çok teşekkür ediyorum. Biz sizin gibi büyüğümüzün daha çok eserlerini dinleriz. Sağ ol. Yani biz kasper kadar ne verebiliyorsak sizlere onu aktarabiliyorsak, daha doğrusu tüm halkımıza, tüm dinleyenlerimize bir şeyler verebiliyorsak ne mutlu bizlere diyoruz. Seyfettin abi, sizin gibi büyüklerimiz olmasa biz kimi örnek alacağız? Hangi toplumu örnek alacağız? Valla şimdi tabii bu bir de şu var, kültürümüzü unutturmamak zorundayız. Kesinlikle. Bir vatandaş olarak en azından unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu görevimiz, asli görevimiz olması gerekir bu. Ama tabii vurdum duymazlar var bu konuda. Ama biz elimizden geldiği kadarıyla onları hatırlatabilirsek gelecek nesile biz karlı sayılırız yani. Yoksa onlar zararlı sayılır daha doğrusu. Sizi televizyon ekranlarında, evet, çok özür diliyorum. Televizyon ekranlarında ve konserlerde görmek lazım. Tabii ki yani. Ama bazı şeyler, hemşerilerimiz başka toplumlardan yani sanatçılar geliyor. Onlar da yarım saat sahnede kalıyor. Önce biz çıkalım, sonra o çıksın. Ondan sonra cebe dolduruyorlar bizim 500 kilo fındık parasını. Uçurup gidiyorlar. Benim bildiğim, benim öğrendiğim, okulunu okuduğum okulda önce kendi sanatçısına değer ver.
Ondan sonra tabii ki başka kültürlerden kültür al. Önce can, sonra patlıcan. Ama şimdi şey diyorlar, kapıdan kalkan tosuncuk hesabı var ya, yani o nasıl olsa bizim çocuğumuz. Öbürleri gelsin, o nasıl olsa idare ederiz onu. Ama ben orada, bu orada, zihniyet var yani. O zihniyet tabii ki. Evet, bu zihniyet, bu zihniyet. Tasvip etmediğimiz bir zihniyet. Arz talep meselesi bile diyor adam. Yani onu tercih ediyorsa onun bileceği iş, ama öncelikle tabii biz yöresel hizmet ediyorsak, öncelikle onları bize yani en azından yani bunları değer olarak bir bilebilseler bir şey yapmayacak. Aslında tabii şunu unutmamak lazım, bilecekler değil mi? Bugün benden dayak yemeden var ya, ikide bir zırt pırt giriyorsun araya ya. Ya bir dinle ya abi önce, dinlemesi öyle ya. Burada ben seni büyüğün. Hayret bir şey. İndiririz paçanı yoksa. Gel gülüm gel, küsme yani, küsme. Düğmeye gel, bas, küsme. Düğmeye sağ bas. Püsküyü vereceğim. Düğmeye bas, düğmeye. Düğmeye bas lan pelim. Ha şurada. Kardeşim bak. Hemen konuğumuzu, misafirimizi yerine alalım. Evet. Ayakta tutmayalım. Şimdi Seyfettin abi bizimle beraber yukarıda olmak istiyor. Genç delikanlı adam. Yok, ayakta yok, tabii ki ben. Yok, ayakta kalır o kalır. Oturmayı sevmiyorum zaten. Yani olmaz. Hiç fark etmez. Peki şimdi. Biraz sonra oyun oynayacağız. Karşılama alalım. Oynayacağız burada. Oynayacağız. Tabii ki orada karşılama. SMS almadan önce bir kelime konuşabilir miyim? Bir kelime. Bir kelime. Bir. Tamam. Merhaba David. Merhaba. Seyfettin abi. Şimdi bizim Akkuş'un gürgenleri var. Ordu'nun dereleri var. Ondan sonra hemen Akkuş'un gürgenleri, yallah Akkuş'un gürgenleri, anam. Bu nedir abi? Şu anda yapmaktan utanıyorum, Allah belamı versin. Gerçekten bu bir sorun tabii ki. Hani bizim Akkuş'un gürgenleri ya da ordunun dereleri, Hekimoğlu, bunlar ağıt değil tabii mi yani? Ama maalesef halkımızda da o zihniyet var işte. Yani Akkuş'un gürgenlerini oyun havası gibi düşünenler oluyor tabii haliyle. Ama yapılacak bir şey yok yani. Vicdansız Sabuha. Yani bilemem onu. Yani ben ona artık ne diyeyim, buradan ayrı şey denilmiyor ki. O söyleyince Rütük şey yazıyor. Cırt cırt yazıyor. Ondan sonra TV'ye gönderiyor çeki. O zaman evet yapacak sevgili şey. Abim sizi şöyle alalım. Sağ olun, teşekkür. Buradaki türkümüzü tüm Mehmetçiğimize göndereceğiz. Ve evet, bu arada tabii ki program nasıl geçti onun farkında bir değiliz. Asker zaman nasıl geçiyor? Bir Mehmetçiğimize buradan selam gönderelim. Asker yolu beklerim diye bir türkü okuruz biraz sonra. Benim yeğenim de asker, biliyor musun? Hiçbir şey böyle güzel bir potpourri yaparız. Yeğenim Ferdi var. Ondan sonra komşum şey var, neydi lan onun adı? O aşık olanlara ne diyorlardı? Mecnun. Mecnun. Mecnun var. Ondan sonra vallahi isimlerini sayamıyorum. Bak ki bana çağır atıyorlar. Evet. Benim de yeğenim var şu anda, Hakkari'de askerlik yapıyor yani. Şimdi, tapu gibi delikanlı onlar, evet, biliyor musun? Evet. Şimdi programımıza, bu güzel programın hazırlanma aşamasına desteği olanlardan tabii ki başta Altın Işık Düğün Salonları'na teşekkür ediyoruz. Sevgili Yusuf Altın Işık'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki ve Altın Işık Orkestrası'na teşekkür ediyoruz. Anadolu Kafe Restoran sevgili Ahmet Arslan'a, Beylikdüzü Yakuplu'da Anadolu Kafe'ye teşekkür ediyoruz. Hüner Pastaneleri Bursa sevgili Bilal Kalamsız'a şimdi teşekkür Bursa'ya ediyoruz. Mı gidelim, buraya mı gidelim? Ve tabii ki sevgili Atakan'ımıza da teşekkür ederiz. Çünkü teşekkür ediyoruz. Sevgili koordinatörümüz. Şimdi burada güzel bir hemen programımızın sonuna doğru geldik. Burada şöyle güzel bir efendim şeyimiz var. Bunu sevgili arkadaşlar bir yakına gelebilir miyiz? Mesudiye ilçesi. Mesudiye'nin üç yolu. Bana üç yol, evet, değil, dört yol, beş yol. Bana Mesudiye desene direkt ben ya. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Böyle bu güzel logoyu. Mesudiye'nin ismi, yolları gibi yapıyorsun ya. Bu ismi logo haline getirip bu güzel şekle güzel getiren yani, tabii ki sevgili, evet, gazeteci abimiz Mesudiye'li üç yoldan olan sevgili Ahmet Özdamar'a bu güzel eserinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu eseri üç yollara armağan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz kesinlikle kendisine. Onlara armağan ediyor. Tabii ki Üç Yol Derneği'nin kendisinin bir amblemi var. Ahmet Özdemir bir de bizim internetteki ulaşımcı kardeşimiz. Ordu'nun gerçekten. Evet yani, kendisine teşekkür Türkiye'de ediyorum. Türkiye'de benden, evet, sonra en çok arşive sahip kişi. Arşiv. Çok güzel İnşallah, arşivleri var. İnşallah Üç Yol'un yaylası var. Meydandüzü. Meydandüzü. O Meydandüzü. Çam dibi ki orada ne festival yapılır. Bağış şimdi bir söyle. İnşallah Bağda nasip olur. Sevgili Ahmet abiyle birlikte gideriz oraya. Üç yola ve Ahmet Özdamar'a teşekkür ediyoruz. Şimdi programımızın artık yavaş yavaş sonuna doğru öyle geldik. Mi ya, bitti mi program? Hatta açtık şu an süremizi de. Sevgili Tevfik'in abim, duygu ve düşüncelerim. Vallahi duygu. Yeni program, yeni ekran. Evet. Ben duygu ve düşüncelerimi bizi çok güzel ağırladınız. Önce sizlere başarılar diliyorum. Televizyon yapımcıları olarak gerçekten hakikaten yani biz de hemşehrilerimize yahut da tüm Türkiye'nin diğer yerlerine ulaşabildiysek, evet, kendilerine çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun, var olun.
Şimdi ben buradan televizyon yönetim kuruluna teşekkür etsem yağ yakıyor derler. İyi ki var. Ben diyecektim ama dedim biraz önce. Yani. Yani hiç evet. Bence var, hiç gereği yok biliyor musun? Evet. Allah razı olsun onlardan. Onlar ama gereken... Halkta olmayınca onlar hiç tabii ki yani. Halk önce... Bu televizyon bir hepimizin. Tabii işte hepimizin. Onun için hepimizin. De. İlk defa İstanbul'dan arkadaşlar içinizde en uyanık ben çıktım herhalde. Kameramı aldım direkt orduya gittim. Benden önce orduya giden var mı? Yok. Kim? Var ya. Vallahi kim? Evet ben çektim. Gittim ordu çektim geldim. Arşiv var şu ciddiyim. Çok güzel. Efendim o zaman... Mesajlarımı sonuna kadar okuyabildim. Hayır. Sevgili Yusuf abim. Baksana. Söyleyeceğim, ekleyeceğim. Söz verdi, söz verdi. Bak Yusuf abinin köyünü de çekeceksin. Söz verdin değil mi? Çekeceğiz evet. Yani o unutma. Paraları çal. Pek kalmadı çünkü. Kalmadı. O zaman Seyfettin abiye bırakacağız. Bir hareketli bir şey söyleyelim o zaman. Seyfettin abiye. Şu Akkuş'un Gürgen'ini söyleyelim yani. Evet. Böyle bir hem de istek olarak. Peşine de potpourri olarak hareketli bir. Müdür Bey'in Yeşil Gürgen'i falan. Haftaya aynı saatte evet, görüşmek üzere diyoruz efendim. Çok güzel olur. Vallahi iyi olur. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Ama ne olur yüzünüzden tebessümler eksik olmasın. Bize küsmesinler bu mesajlar yüzünden ya. Kesinlikle ne olur vallahi küsmeyin. Haftaya okuyacağım bunları. Okuyacağız. Okuyacağım. Vallahi de okuyacağım, billahi de okuyacağım. Haydi bakalım. Allah'a ısmarladık efendim. Canım yaylalarda yakan dallara kömür gözlüm doyamadım ben sana gülüm ben sana oyalım. Tek dilimde sen vardın da sevdiğim sevdiğim. Korkar oldum da kuramadım sana gülüm ben sana oyalım. Akkuş'un gürgenleri yıkılmadı mı? Yar üstüne yar sevmeye sıkılmadı mı? Şu karşıki tarlayı da kime yazdırdı? Gönderdiği mektupları kime? Yanma da güzelim yanıyor ben.